Videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Müjdar, Kibar Feyzo isimli filmde Gülo karakterini canlandırmıştır. Müjdar, Türk oyuncudur. Özellikle 1980'li yıllarda rol aldığı filmlerle sinemada kadın kimliğini özgürleştiren, kadın cinselliğine farklı bir bakış açısı getiren kadın filmlerinin unutulmaz oyuncusu olmuş, Türk sinemasındaki kadın temsilinin değişmesini sağlamıştır. 8 yaşında Oraloğlu Tiyatrosu'nda sahneye çıkmış, 1970'lerin başında tiyatro ve fotoroman oyunculuğu, fotomodellik ayrıca mankenlik de yapmıştır. 2007 ile 2009 yılları arasında NTV'de Haydi Gel Bizimle Ol adlı programı yapmış ve son olarak da 2018 yılında Şahsiyet adlı dizide rol almıştır. Oya Aydoğan, Yedi Bela Hüsnü filminde Hüsniye karakterini canlandırmıştır. Oya Aydoğan veya Oya Aydoğdu, Türk sinema, dizi oyuncusu, şarkıcı, aynı zamanda da televizyon sunucusudur. 2007-2010 tarihleri arasında Fox kanalında yayınlanan Bez Bebek adlı fantastik çocuk dizisiyle ekranlar karşısına geçmiştir. 2011'de sunuculuğunu Emel Müftüoğlu ile üstlendiği Şekerli Kahve isimli televizyon programında yer almıştır. 8 Mayıs 2016'da rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmış, 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alınmıştır. 15 Mayıs 2016'da tedavi gördüğü İstanbul'da 59 yaşında hayatını kaybetmiş, naaşı 16 Mayıs 2016'da vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'na defnedilmiştir. Nazan Saatçi, Tokatçı filminde Emine rolüyle tanınmıştır. Nazan Saatçi, Türk sinema oyuncusu, ayrıca yazardır. Saatçi, 1958'de Samsun'a doğmuş, lise eğitimini Samsun'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 1978 yılında İnci Gazetesi tarafından Sinema Kraliçesi seçilmiş, ayrıca 1983 yılında katıldığı Asya Güzellik Yarışması'nda da ikinci olmuştur. Serpil Çakmaklı, Devlet Kuşu adlı filmde Aynur karakterini canlandırmıştır. Serpil Çakmaklı, Türk sinema oyuncusudur. Eskişehir'de doğmuştur ve ayrıca gerçek adı da Şener Dönmez'dir. Sinemadan önce mankenlik yapmış, 1980'li yılların başında TRT televizyonunda yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle üne kavuşmuştur. Birçok sinema filminde rol almış, ayrıca ilki 16 yaşında olmak üzere 3 evlilikte yapmıştır. Sahnelerde solistlik de yapan Çakmaklı 4 albüm çıkarmıştır. Sanatçı son zamanlarda bir yapım içerisinde bulunmasa bile sosyal medya üzerinden hayranları ile sıkça etkileşim içerisindedir. Meral Zeren, Şaşkın Damat isimli filmde Serpil karakteriyle izleyiciyle buluşmuştur. Meral Zeren, Türk sinema oyuncusu, ayrıca ses sanatçısıdır. Asıl adı Çiğdem Gümüş olan Meral Zeren, 6 Haziran 1950 tarihinde Şanlıurfa'da doğmuştur. Meral Zeren, 1971 yılında senaryosunu Bülent Orhan'ın yazdığı, başrolünde Yılmaz Köksal'ın oynadığı Önce Sev Sonra Vur adlı filmle oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 1980'de son büyük sinema filmi Banker Bilo'da rol almıştır. Gelen teklifler üzerine 1986 yılında başladığı az solistliği 90'lı yıllarda gazinoların kapanmasına dek sürdürmüştür. Daha sonra televizyon filmi ve dizilerde de rol almaya devam etmiştir. Ahu Tuğba, Dokunmayın Şabanıma adlı filmde Oya karakterini canlandırmıştır. Ahu Tuğba, asıl adıyla Tuğba Çetin, Türk sinema oyuncusudur. 1970'lerin sonlarından itibaren Türk sinema dünyasına tanınmaya başlamış, 80'lerin başlarında üne kavuşmuş ve 80'li yıllarda Türk sinemasının seks sembollerinden biri olmuştur. Genellikle hayat kadını, uyuşturucu bağımlısı fakat kalbi temiz karakterleri canlandırmıştır. Erkekçe dergisine pozlar vermiş, gazino sanatçısı olarak da çeşitli gösteriler yapmıştır. 1987 yılında da yaptığı bir müzik albümü vardır. Ahu Tuğba, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaletinde Miami'de kızlarıyla beraber yaşamını sürdürmektedir. Pembe Mutlu, Davoro adlı filmde Cano yani Canan karakterine hayat vermiştir. Pembe Mutlu, Türk sinema sanatçısıdır. Gerçek adı Pembe Gül olan sinema oyuncusu Pembe Mutlu, 1955 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir.
80'li yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biridir. Pembe Mutlu sonraki yıllarda sinemayı bırakmış ve kendisinden bir haber alınamamaktadır. Bahar Öztan, Doktor Civan'ım adlı filmde Sümbül karakteriyle dahil olmuştur. Bahar Öztan, Türk oyuncudur. 11 Ağustos İskenderun doğumludur. İstanbul'da büyümüştür. Elidor reklamlarıyla ilk kez ekranlarda gördüğümüz sanatçı, sayısız reklam filminde yer almıştır. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başlamıştır. Sürekli sahne teklifi almaya başlayan sanatçı, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başlamıştır. Bahar Öztan, 2012 yılında kendi klasına uygun yeni projeleri değerlendirerek karşımıza çıkmaya hazırlandığını belirtmiştir. Müge Akyamaç, Gurbetçi Şaban adlı filmde Bahar karakterini canlandırmıştır. Müge Akyamaç, Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi bölümünde eğitimini tamamlamıştır. 1984 senesinde Çevre Tiyatrosu'nda bir sezon görev almıştır. 1992 senesinde İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları kadrosuna katılmış ve halen İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda çalışmaktadır. Sadri Alışık ödülleri en iyi kadın oyuncu ödülüne de sahiptir. Ayşen Cansev, Şark Bülbülü adlı filmin utangaç güzeli olan Hatice karakterini canlandırmıştır. Ayşen Cansev Türk oyuncudur. Asıl adı Nergis Cansev'dir. Şark Bülbülü olmak üzere Yeşilçam'da ondan fazla filmde yer almıştır. Son dönemlerde kendisiyle ilgili yeni pek bir bilgi bulunmamaktadır. Nevra Serezli, Kılıbık adlı filmde Mihrimah karakteriyle izleyiciyle buluşmuştur. Nevra Serezli, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Tiyatro sanatçısı Metin Serezli'nin de eşidir. Ayrıca dublaj sanatçılığı da yaparak televizyon reklamlarında rol alan Serezli, dizi filmlerde de oynamıştır. Türk televizyonlarının uzun soluklu dizilerinden biri olan Sihirli Annem'de 6 sezon boyunca Dudu karakterini canlandırmıştır. Nevra Serezli en son Kocan Kadar Konuş adlı sinema filminde Peyker karakterine hayat vermiştir. Çiğdem Tunç, Şabaniye adlı filmde Nazlı karakterini canlandırmıştır. Çiğdem Tunç, 28 Haziran 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Pek çok sinema filminde ve müzikallerde başrollerde yardımcı ve konuk oyuncu olarak da rol almıştır. 1982 yılından itibaren de sanat yaşamını oyuncu, yapımcı ve sunucu olarak aralıksız sürdürmektedir. Mehmet Ali Erbil ile birlikte 1984 yılında başlayan ve uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında sunucu ve oyuncu olarak yer almıştır. Birçok sinema, tiyatro, televizyon programı ve etkinliklerde oyuncu, sunucu ve seslendirmen olarak görev almıştır. 2014 tarihinde vizyona giren Vay Başıma Gelenler 2,5 adlı sinema filminde de rol almıştır. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya beğeni ve yorumlarınızı merakla bekliyoruz.